Instagram'da iki tane fotoğrafı panoramik şekilde nasıl paylaşacağımızı göstereceğim. İlk önce crop tool'a geliyorum. Buraya 2'ye 1 yazıyorum. Ve fotoğrafımı ona göre kesiyorum. Bu fotoğraf 2'ye bölünecek. OK'ye basıyorum. Daha sonra buradan gelip slice tool'u seçiyorum. Ve etrafında bir kare yapıyorum ve o otomatik olarak fotoğrafıma yapışıyor. Daha sonra sağ klik yapacaksınız. Divide, slice diyeceksiniz. Burası seçili gelmeyebilir. Bu şekilde gelebilir. Divide vertically diyorsunuz ve 2 diyorsunuz. Okay diyorsunuz. Aslında şu an işimiz bitti. Buradan geliyoruz. Export. Save for web diyoruz. Daha sonra burada dikkat etmeniz gereken şöyle bir nokta var. Burada iki tane fotoğrafı görüyorsunuz. Buradan JPEG seçili. Bazen bu taraf başka bir dosya formatı olabiliyor. Bunu da gelin buradan JPEG yapın. Ondan sonra save diyorsunuz. Daha sonra burada önemli olan kısım şu. Slices bölümü all slices olmalı. Save diyoruz. Ve fotoğrafımız kaydedildi. Gördüğünüz gibi iki fotoğraf burada. Bunları daha sonra Dropbox'tan telefonunuza atabilirsiniz. Veya eğer Mac kullanıyorsanız buradan direkt gelip AirDrop'la fotoğrafları telefonunuza atabilirsiniz. Bir fotoğrafta daha örnek yapalım. Buradan Crop Tool'u seçiyoruz. Buraya 2'ye 1 yapıyoruz. Ve buradan nasıl kesmek istiyorsak kesiyoruz. Ve aynı yerden Slice Tool'u seçiyoruz. Bütün fotoğrafı alacak şekilde Slice'ı seçiyoruz. Sağ klik Divide Slice. Burada bu seçili gelmeyebilir. Divide vertically diyoruz. 2 diyoruz. OK diyoruz. Ve daha sonra File, Export, Save for Web. Tekrar burada dikkat etmemiz gereken şeyi açıklıyorum. Buradan JPEG'i seçiyoruz. Kaliteyi ben 90-100 gibi bir şey yapıyorum. Daha sonra kontrol edin. Sağ taraf bazen GIF kalıyor. Bunu da JPEG yapın. Daha sonra Save yapın. Masa üstüne sallıyorum. All Slices seçili. Ve işlemimiz gördüğünüz gibi tamam. Paylaşımı yaparken burada birden fazla seç seçeneğine basıyorsunuz. Burada ilk önce birinci fotoğraf, daha sonra ikinci fotoğrafı seçeceksiniz. Ama burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Birinci fotoğrafı seçtiniz. Parmaklarınızla zoom out yapın fotoğrafa. Daha sonra ikinci fotoğrafı seçtiniz. Gene parmaklarınızla zoom out yapın. Daha sonra ileri deyin. Bu aradaki çizgi sizi yanıltmasın. Bu paylaştığınızda gidecek. Hızlı bir şekilde göstereyim. İleri diyorum. Buraya istediğiniz açıklamayı yazıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Paylaş diyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi panoramik fotoğraf paylaşıldı. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşürüz. Ciao.